Rivayet olundu ki, her insan ölürken gayet susamış ve hararetli olarak ölür. Yalnızca hayatında Allah'ı zikir ile ağzını ıslatanların son nefeslerinde hararetleri olmaz. Muaz bin Cebel, Allah ondan razı olsun, buyuruyor ki, cennet halkının tek bir hasreti vardır. O da hayatta Allah'ı zikretmeksizin geçirdiği vakitlerdir. Fas ulemasından İbnül Fakih lakabıyla meşhur olan Seyyid Ebu Abdillah Muhammed Kuddüse Sirruhu'nun lisan-ı şerifinden hiç düşmeyen kıymetli bir salavattır. Okunacak salavat. Ey Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âline öyle bir salat eyle ki, o salat ile bize kalbe gelen yanlış düşüncelerin karanlıklarından çıkarasın. Bize doğru anlayış nurunu ikram edesin ve kapanan ve gizlenen manevi sırlar nevinde olan şeyleri bizim için açasın. Faziletleri: İnce anlayışa sahip olmak, vesvese ve karışık düşüncelerden kurtuluş, gizli ve kapalı mevzuları keşfetmek için çok faydalıdır. Bu zat, zahiri ve batini ilimlerde zirveye, noktaya ulaşmış, naziri, nadir olan evliya-i kiramdandır ve tasavvuf ilmindeki en derin hakikat ehlindendir. Bu zatın ruhunun semavatta kaybolması, yerde bulunmasından daha çoktur diye onun makamının yüceliğine itiraf etmişlerdir. Hatta kendisi semavattaki yolları yerdekilerden daha iyi biliyorum diyerek kendi makamını tavsif etmiştir. Yine böylece Kasım İbni Rahman Kuddüse Sirruhu, Muhammed İbnül Fakih vefat ettiğinden beri semadan haber alamaz olduk. Manevi yollarımız kapandı diyerek bu zatın manevi mertebesini izah etmiştir. Bu zatın dilinden hiç düşürmediği ve bu yüce makamlara ulaşmasına vesile olan salavat-ı şerife budur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek sözleri: nerede bir cemaat toplanır ve Allah'ı zikrederse, melaikeler onları kuşatır, etraflarında döner. İlahi rahmet onları kaplar ve Allah-u Teala kendi katında olanlara onları tanıtır. Yalnız Allah rızası için toplanıp zikrullah edenlere göklerden bir münadi şöyle seslenir: yerinizden mağfiret edildiğiniz halde kalkınız. Muhakkak günahlarınızı sevaplara çevirdim. Eğer bir mecliste Allah-u Teala'nın ismi anılmaz ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salavat-ı şerife getirilmezse, kıyamet günü o mecliste bulunanlar bunun hasret ve nedametini çekerler. Hazreti Davud aleyhisselam münacatında şöyle buyuruyor: İlahi, seni hatırlayıp zikredenlerin meclisinden geçip gafillerin meclisine gitmekte olduğumu gördüğün vakit, oraya gitmeden ayaklarımı kır. Zira senin böyle yapman bana bir lütuftur. Salihler meclisinde bir kere bulunmak, 1 milyon kere kötü mecliste bulunmanın hatalarını bağışlatır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur: siz ölüler idiniz, o sizi diriltti. Yine öldürecek, sonra yine diriltecek. Burada yok olan bir hayat nimetine şükredilmesi ve bu hayatı zorla alacak olan ölümü unutmayarak yeni kavuşulacak ahiret hayatına zarar verecek kötülüklerden sakınıp korunma uyarısıdır. Çünkü insan için hayat sadece bu dünya hayatı değildir. Onun için bir de ölümden sonra başlayacak ahiret hayatı söz konusudur. Bu her iki hayat da insanı ilgilendirmektedir. Ölüm gerçeğiyle bu geçici dünya hayatında
ölümden sonra başlayacak ebedi, sürekli ahiret hayatı için hazırlanmak ve iyi işler, hayırlı ameller yapıp iyi bir kul, iyi bir insan olmak önemli bir konu olarak insanın karşısına çıkmaktadır. İnsanın imtihana tabi tutulması da bu gerçeğe dayanmaktadır. Buradaki asıl olan konu ölümü düşünmek değil, ölümden sonraki hayat için hazırlanmak, inancını kuvvetlendirip hayırlı işler yapmak ve Allah'ın emirlerini eksiksiz yerine getirip ahiret hayatı için azık biriktirmektir. Bu da ibadetlerini eksiksiz olarak yapmak, yapamadıklarını hatırlayıp tevbe ederek Allah'tan af dileyerek bağışlamasını talep etmek ve Allah'a dönüş yapmaktır. Öyle bazı inancı zayıf kimselerin yaptığı gibi ki, hayırlı amelleri eksik, gaflet içinde olan, ölümün korkunçluğunu düşünüp de ölümden ötesini düşünmeyen kimselerin ümitsizliğe düşerek "Benim günahım çok, Allah beni affetmez" dememelidir. Ölümün dehşetini düşünmek bu demek değildir. Ölümü düşünmek, günahlardan vazgeçip Allah'a sığınma yollarını araştırıp ona sığınıp güvenmek demektir. Ölümü düşünmek bu anlamda faydalıdır. Yüce Allah'ın kullarından isteği de budur. Şöyle diyen inançtan mahrum, imansız kişiler de az değildir. Adam, sen de şu geçici dünyaya bir daha gelecek değilim ya. Şu ölümlü dünyada yiyip içip yaşamaya bak. Şu gençlik elden gitmeden eğlenip keyif sürmeye bakalım. Hayat dediğin şu üç günlük ömür değil mi diyerek kendisine her türlü fenalığın kucağına atan, her türlü kötülüğü yapmayı gözüne kestirenlerin ölümü düşünmeleri onlar için iyi bir sonuç getirmez. Getirse getirse elin bir azap getirecektir. Ölümden fayda sağlamak bu demek değildir. Bu düşünceler akıllı insanların düşüncesi değildir. Akıllı insanlar ölüm sonrası hayatı düşünüp kendisini ona göre hazırlayan insanlardır. Ölümü insanların nazarına veren Cenab-ı Allah'ın muradı ve isteği de budur. Şu gerçeği hiç aklımızdan çıkarmamak gerekir. Allah-u Teala hiçbir şeyi boşuna yaratmamıştır. Bu nedenle hayat manasız ve anlamsız bir varoluş olmadığı gibi, ölüm de sonu yokluk, hiçlik olan bir yok oluş değildir. Tam tersine hayat bir hayırlı faaliyetler alanı, ölüm de bu faaliyetlerin karşılığını bulacağımız ebedi ve kalıcı varlık sahasına geçmemizi sağlayan bir dönüm noktasıdır.